Evet, şimdi meclise gideceğiz sayın seyirciler. Acaba Fransa Senatosu'nda tasarı yasalaşırsa Ankara ne yapacak? Dışişleri Bakanlığı bir dizi tedbir için planlarını yaptı. Siyasilerin tepkisini almak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzanalım. Parlamento muhabirimiz Ünal Kaya, Ankara ne yapacak sorusuna konuyla birlikte cevap arayacak. Ünal. Osman Yılmaz, gözler Fransa'da, Fransız Senatosu'ndan çıkacak kararda. Tabii bugüne nasıl gelindi, neler yaşandı ve Türkiye'nin tavrı bugünden sonra nasıl olacak? İşte bütün bunları yanımızdaki konuğumuzla değerlendireceğiz. Türk-Fransız Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kasım Gülpınar'la konuşacağız. Kendisi aynı zamanda AK Parti Şanlıurfa Milletvekili. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Tabii bu yaşanan sürecin ardından siz de bu görevinizden çekilmiştiniz, istifa etmiştiniz. Evet. Kısaca malum Ermeni iddialarını konu alan bir yasa tasarısı geldi. Bu mecliste kabul edildi, Fransız Meclisi'nde. Bugün Senato'da oylanacak. Fransa neden böyle bir adım attı? İsterseniz bununla başlayalım. Evet, ben öncelikle kanala izleyicilerine hayırlı günler diliyorum. Fransa'nın tabii neden böyle bir adım attığını artık bütün kamuoyumuzca malum. Çünkü bu tamamen seçime dönelik bir atraksiyon. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin. Çünkü yaklaşık 10 ay önceki açıklamalarıyla şu andaki açıklamalar, işte bir Ermenistan ziyaretini mütakiben yaptığı bir açıklama ve bastığı düğmenin neticesinde geldiğimiz konum bizleri zaten başka türlü düşünmemizi mümkün kılmıyor. Çünkü bu tamamen Mayıs ayında Fransa'da yapılacak seçimlere yönelik ve işte oradan Ermeni diasporasının, Ermeni topluluğundan gelecek kendisine oylara endeksli bir uygulama, bir işte yanlış uygulama tabii daha doğrusu. İşte bunun tabii neticesini düşünmeden ilerisi belirsi ne olur, burada işte Fransa, Türkiye gibi bir ülkeyi karşısına alırsam işte bunun neticesi ne olur, Ermenistan'a olan ilişkiler, Ermenistan'ın durumu ne hale gelir, Fransa'da kamuoyundaki işte benim konumum ne olur veya Türkiye-Fransa ilişkileri ne olur, kesinlikle bunları düşünmeden atılmış bir adım. Bakalım bugün işte Türkiye saatiyle saat 4'te sanırım oylama olacakmış. Hep birlikte bekliyoruz. Yani biz bugüne kadar Sayın Başbakanımız, hükümetimiz, Dışişleri Bakanımız ve bizler işte dostluk grubu ve meclis heyeti olarak Dışişleri Komisyonumuz müteaddit defalar biz de bu çağrıda bulunduk. Yani bunun yanlış olduğunu, bu adımı atmanın hiç kimseye fayda getirmeyeceğini biz de defalarca da onlara ilettik. Neticeyi bugün göreceğiz. İnşallah sağduyu hakim olur diye düşünüyoruz. Efendim, yani bu çağrı sürekli dilendiriliyor sağduyu hakim olsun diye. Malum bizim Anayasa Komisyonu'na tekabül eden onlardaki Kanunlar Komisyonu'ndan da bunun pek anayasaya uygun bir yasa olmadığına yönelik bir karar çıktı. Oylamada reddedilmesi gerektiği ifade edildi. Bu da sanırım Türkiye'nin umutlarını biraz daha yeşertti. Yani umut yeşerme şöyle, ben senato farklı düşünebilir. Yani ben %100 veya %100 aslında belirtmek de, oranda belirtmek çok doğru değil ama bu onun senatoya yansır mı, bunun neticesi çok açıkçası bir şey yorumda bulunabilirim ama en azından şunu gördük ki bizim bugüne kadar savunduğumuz tezler orada karşılık bulmuş. Yani bu Kanunlar Komitesi bunun anayasaya aykırı olduğu yönünde bir görüş ifade edebiliyorsa demek ki bizler bu konuda gerçekten haklıyız. Yani bizim tezlerimiz kesinlikle bu konuda haklı. Çünkü bu ifade özgürlüğüne, anayasaya, hele Fransa'nın temel değerlerine, Avrupa Birliği'nin temel değerlerine tamamen aykırı bir kanun uygulaması olacak. Çünkü yarın öbür gün gidip de açıkladığımız zaman veya bir yetkili veya başka bir işte görevli olabilir, yani üst düzey bürokrat olabilir, gidip de orada böyle bir şey veya bir öğretim görevlisi olabilir, böyle bir ifade bulunduğu zaman netice ne olacak? En basit mesela bugün Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç'ın açıklaması vardı. Sayın Başbakanımız gittiği zaman, bunu açıkladığı zaman, soykırım yoktur dediği zaman nasıl bir uygulama olacak? Yani bunu düşünmek bile anlamsız ve çok mantık dışı. Yani Fransızlar aslında çok mantığa önem veren bir topluluk. Yani her hareketlerini, her adımlarını mantık çerçevesinde atmaya çalıştılar ama şu attıkları adım tamamen mantığın tersinde bir uygulama. Peki efendim, malum 16'da oylama yapılacak. Senato'nun 348 senatör var ve çoğunluğa baktığımız zaman maalesef Türkiye'nin aleyhine bir tablo görmüyoruz ama siz umutlu musunuz peki bugünkü oylamada? Yani umudu tabii yitirmek istemiyoruz. Yani umutlu olmak için gerçi gerekçelerimiz biraz az bizim yaptığımız temaslar doğrultusunda ve oradan gelen haberler doğrultusunda ama ben yine de sağduyu hakim olur diye temenni ediyorum şu anda ve önümüzde çok az bir süre kaldı. Yaklaşık 3 saatlik bir süre sonra her şey aydınlığa kavuşacak. Bir de bugün hani pazartesi olması, senatörlerin tabii
senatoda olmaması, seçim bölgelerinde olması işin rengini değiştirir mi değiştirmez mi onu da göreceğiz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Eğer Türkiye'nin beklediği gibi bir karar çıkmasa ve bu yasa tasarısı senatoda kabul görürse Türkiye ne yapacak? Yani somut olarak belirli bir eylem planımız var mı? Yani mutlaka ben şimdi onu değerlendirecek konumda değilim. Açıkçası Sayın Başbakanımız, Hükümetimiz, Dışişleri Bakanımız, zaten Dışişleri Bakanımızın da bu konuda açıklamaları oldu. Bir mutlaka B planı, C planı olacağı kanaatindeyim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Osman Yılmaz, Fransa'daki oylamaya ilişkin konuları ve Türkiye'nin tavrının ne olacağına yönelik durumları Kasım Gülpınar'la konuştuk. Söz yeniden sende. Ünal Kaya, teşekkürler sana ve konuğuna. Sayın seyirciler, şimdi...